Tekno isimli bu markayı yakında çok duyacaksınız arkadaşlar. Tekno'nun yerli üretim ilk telefonu olan Camon 16 modeli inceleme masamızda. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Şöyle bu telefonun kutusunu açarken bir yandan da sizlere Tekno'dan bahsetmek istiyorum. Tekno aslında bugün kurulan bir firma değil arkadaşlar. Tam 80'den fazla ülkede yer alan bir marka. Tekno'nun farklı iki serisi daha var. Bu Tekno Camon serisi, bir de yanında oyun için bir seri yapmışlar. Aynı zamanda da öğrenciler için bir başka serileri daha bulunuyor. Tekno markasını şöyle sizlere kılıfın çıktığını da bu arada göstermiş olalım. Tasarım hatlarıyla güzel bir cihaz olmuş hakikaten bu cihaz. Bir sürü şu anda reklam panosunda gördüğümüz bir beyefendi var. Chris Evans isimli bir beyefendiciğim. Şu anda Tekno'nun reklam müziği olmuş durumda. Bu arada çok yakında ülkemizde Phantom X isimli bir amiral gemisi modeli de satışa sunacak. Tekno tarafı o da heyecanla beklenen bir cihaz. Olur mu olur, belki incelemesi de sizlerle yine burada buluşur arkadaşlar. Camon serisi aslında birçok ödüle sahip bir seri. Böyle bir yandan da sizlere aslında cihazın dış tasarımını da göstermek istiyorum. Tam şurada zaten görüyorsunuz. Made in Turkey'de görüyoruz cihazın üzerinde. Bu elimde tutmakta olduğum Camon serisinin modelleri 2020 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmiş arkadaşlar. En geniş flipbook çekimleri ve ultra keskin ön kameraları ile dikkat çeken bir model Camon serisi. Şık bir telefon olmuş gerçekten. Ön tarafta şöyle hemen sol tarafa konumlandırılmış bir ekrana gömülü kameramız bulunuyor. Hemen bu kamera kurulumunun tam altında da bir parmak izi okuyucu konumlandırılmış durumda. Cihazın genel olarak detaylarına baktığımızda çok büyük farklılıklar göremiyoruz. Hemen altında bir adet micro USB girişi, bir adet 3.5 mm'lik kulaklık girişi, sol tarafında bir sim kart yuvası yer alıyor sevgili arkadaşlar. 207 gramlık bir ağırlığı var. Zaten kutu içeriğini gördünüz arkadaşlar. Kutudan da ihtiyacınız olan hemen hemen her şey çıkıyor, kulaklık dahil. Şimdi gelelim Tekno Camon 16'nın ekran detaylarına arkadaşlar. 6.8 inçlik bir ekran var bu akıllı telefonda. Zaten bayağı büyük bir ekranı var. Böyle baktığınızda da net bir şekilde görebiliyorsunuz. 1640x720 çözünürlük, yani HD çözünürlüğünde bir ekranı var. Ekran deneyimini genel olarak zaten iyi olduğunu sizlere aktarayım arkadaşlar. Bu cihazı alıp bir sosyal medyada kullanmak istiyorsanız ya da böyle günlük işlerinizi halletmek istiyorsanız yeterli bir ekranı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gelelim işin pil tarafına. Bu cihazın içinde 5000 mAh'lik bir pil var. Zaten bu büyüklüğü de böyle bir pil yakışırdı diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten böyle içi dolu bir telefon gibi duruyor. 5000 mAh'lik bu pil ile bu akıllı telefon bir günü rahatlıkla götürebiliyor arkadaşlar. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Pil 18 watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor, ancak kutu içeriğinden hızlı bir şarj adaptörü çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Cihaz micro USB üzerinden şarj oluyor, onu da söylemiş olalım. Tabii bu akıllı telefonun segmentine ve aslında fiyatına da baktığımızda ben bu akıllı telefonun bir Type-C olmasını net bir şekilde beklerdim. Ancak Tekno tarafı bu modelle bir micro USB girişi kullanmayı tercih etmiş. Gelelim Tekno Camon 16'nın kalbine. Kalbi demişken tüm donanımlarını sizlere özetleyeyim arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde 6 GB bir RAM var. 128 GB'da bir dahili depolama bulunuyor Tekno Camon 16'nın içinde. Ve tabi işlemci tarafından bakalım, çok tanıdık bir işlemci, MediaTek'in Helio G70 modeli bir işlemci var. Günlük işlerde ve günlük yapacağınız tüm işlerde aslında sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak, çok büyük kasma, donma ve ısınma sorunları yaşatmayacak, sıkıntısız bilinen bir işlemci modeli. Yani cihazın performansına baktığımızda Geekbench skorları da ortada zaten. Sorunsuz bu fiyat seviyesinde ve segmentinde iyi bir cihaz diyebiliriz. Bu akıllı telefonun da aslında odak noktası kameraları. Biz bir oraya doğru devam edelim. Kameraları sizlere özetlemek ve deneyimi de aktarmak istiyorum. Tekno Camon 16'nın ön kamerasına bakalım hemen. Ön kamerada hakikaten güzel işler ortaya çıkartabilen bir akıllı telefon bu. Yapay zeka destekli 16 megapiksellik bir kamerası var bu cihazın ve bu kameranın aslında en önemli şeyi şurada şu anda gördüğünüz ön ekranın hemen üstüne çerçeve gizlenmiş 2 adet LED flash. Bu LED flashlar sayesinde bu cihaz az ışıklı ortamlarda da kaliteyi biraz daha yüksek tutabiliyor. Zaten genel anlamda ön kameranın verdiği sonuçlar bence başarılı. Arka tarafa doğru devam edelim isterim. Arka tarafta hemen şöyle çevirelim. 4 adet kameramız burada konumlandırılmış durumda sevgili arkadaşlar. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde ve 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı sensör var. 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Sabit bir netlemeye sahip bu kamera. Gün ışığı altında güzel makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve 1 adet de tabii ki yapay zeka destekli bir kameramız bu cihazın üzerinde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Cihazın üzerinde birçok farklı mod var kamera anlamında. Güzel
güzellik modu, yapay zeka destekli çekim, süper gece ve bokeh modları gibi, yani bildiğimiz portre fotoğrafları gibi güzel işler ortaya çıkartabiliyor. Ve tabi cihazın video kalitesine de değinmek lazım arkadaşlar. Bu cihaz 2K'ya kadar video çekebiliyor. Video konusundaki sonuçları segment ile doğru orantılı sonuçta bizlerle buluşuyor. Gelelim günahımız ne kısmına. Bu cihazın fiyatı 3500 TL arkadaşlar. 3500 TL'ye Teknokomon 16'yı satın alabiliyorsunuz. Özellikle günlük işlerimi yerine getirsin, yenilikçi bir tasarımı olsun ve oyunlarda böyle çok büyük sıkıntılar yaşamayayım diyorsanız bu akıllı telefona bir göz atabilirsiniz diyeyim sizlere. Farklı renkleri de var. Saf mavi, bulut beyazı ve pus grisi gibi 3 farklı renk ile bu cihazı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii bu cihazın Türkiye'de üretildiğini tekrardan sizlere söyleyeyim. Sizler ne düşünüyorsunuz Teknokomon 16 hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.